Bismillahirrahmanirrahim. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yeni Osmanlılar Genel Merkezi adına ben Ayberk Efendi sizleri saygı ve sevgi ile selamlarken 145. şehadet yılını bugün yad etmekte olduğumuz 32. Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz Han Hazretlerini sonsuz rahmet, sonsuz bir minnet ve vefa borcu ile yad ediyoruz. Anıyoruz ve ona dualar ediyoruz. Fakat aynı zamanda ona bu ihaneti ve cinayeti gerçekleştiren hain Mithat Paşa ve Hüseyin Avni Paşalar olmak üzere cümle bu işte parmağı olanların hepsini de Allah'ın yüce adaletine havale etmeyi de bir borç biliyoruz. Şimdi bu cinayetin hakikatını gizleyerek Sultan Abdülaziz Han Hazretleri'nin intihar ettiği yalanıyla tarihe not geçenlere biz burada Yeni Osmanlılar Genel Merkezi olarak gerçekleri sizlerin gözleri önüne sermeyi de bir borç bildiğimizi burada hatırlatmak istiyoruz. 145. şehadet yılında Sultan Abdülaziz Han Hazretlerinin nasıl şehit edilişine dair bilgi sunuyoruz. Hain Mithat ve Hüseyin Avni Paşalar o sinsice planlarını diğer ihanet şebekesinin ortaklarıyla plana sokmadan evvel tahttan indirdikleri Sultan Abdülaziz Han Hazretlerini önce Topkapı Sarayı'na, daha sonra oradan Feriye Sarayı'na naklederek bir odaya hapsetmekle bütün planlarını ve projelerini işleme sokmuşlardır. Sultan Abdülaziz Han Hazretleri o son gecesinde Kur'an-ı Kerim'den mübarek Yusuf Suresini okurken bir anda satın alınmış pehlivan yapılı, güçlü kuvvetli 9 cellat tarafından saldırıya uğrar. Evet, her taraftan saldıran 9 cellat her ne kadar yapılı ve güçlü olsa da Sultan Abdülaziz Han Hazretlerini yere yatırmayı başardılar. Büyük bir mücadele ve mukavemet sergileyen Yüce Sultan bu 9 pehlivan karşısında fazla bir güç gösteremeyip ne yazık ki ruhunu paslı bir makasla bileklerini kesen cellatlar tarafından şehit edilerek teslim etmiştir. İşte böyle bir makasla, paslı bir makasla, eski ve paslı bir makasla şehit edilen Sultan Abdülaziz Han Hazretlerine intihar etti diye iftira ederek tarihe yanlış bilgiler geçirilmiştir. Biz bugün sizlere tüm gerçeğiyle olayı yeniden yaşatıyoruz.
tarihin işte bu şekilde bir daha tekerrür etmemesi için biz Müslüman Türk milleti olarak bundan böyle samimi, ihlaslı, devletine, milletine, bayrağına, ezanına sadık, dimdik duran liderlerimize sahip çıkma zamanı geldi diyoruz. Bundan böyle bu gibi hadiselere, bu gibi olaylara fırsat vermemek üzere hoşça kalın. We'll be right back.